Ne oldu? Dere yuhan zaten sen merit dedi onlar. Sen merit vurdu o cümle. İyiyim diyor siz. Şu anda evet kimlerin öldüğü, kaç kişinin öldüğü netleşmedi. Kimin göç ettiği, ne kadar insanımız dışarıda, ne kadarımız ölü net değil. Boş yerleri dolu gibi gösterme. Olmayan kişileri dışarıdan insanlar şu anda Adıyaman'a akın etmiş durumda, Adıyamanlı olmadığı halde onlara oy kullandırma gibi. Bunların önüne geçmek için biz şu anda saha çalışması yapıyoruz. Ekiplerimiz var alanda. O çalışmayı yürütmeye çalışıyoruz. Ne kadar bilgi getirebiliriz, ne kadar iyi bir çalışma yürütebiliriz bilmiyorum ama şu anda arkadaşlarımız sahada ve o ölenleri, dışarı gidenleri, dışarıdan gelenleri tespit etmeye çalışıyoruz. Şu anda öyle bir çalışmamız var. İki haftada ne dönüyor? Bize gelen bilgi bir binanın doluymuş gibi görünmesi, itirazlar oldu. İtirazlarımız kabul edilmedi şu anda. Orada insanların yaşadığı, normal vatandaşın yaşadığı, emniyet güçlerinin kaldığını falan söylemişler. Ve şikayetimizi hiçbir şekilde kabul etmediler. Yani işlem başlatmadılar. Şu anda bir binayı dolu olarak göstermişler, bir alanı daha doğrusu. Biz orada kimsenin olmadığını tespit ettik. Şikayetlerimiz oldu. Valiliğe ve hakimler bunu öngörüp işleme koymadılar. Oradan normal vatandaşın yaşadığını söyleyip önümüzü kestiler. Yani bir şey yapamadık bu durumda. Toplu bir oy kullandırılma tehlikesi var şu anda. Kapalı oy erken bir saatte, işte onun da önlemini almaya çalışıyoruz. Çok erken saatte daha önceden de olan şeyler, yani ölümler olmadan önce de olan şeylerdi bunlar. Toplu bir oy kullandırma işlemleri oluyordu. Artık sahada çalışan arkadaşlarımızdan ricamız, sandık kurulu, sandık müşahitlerimizin çok çok erken saatte sandıkların başında olmalarını istiyoruz ve buna yol vermemeye çalışacağız. Yani bunu engellemeye çalışacağız. Başkalarının, ölen insanların yerine oy kullanması veyahut da toplu halde oy kullanılmasına karşı. Ona karşı bir engel olmaya çalışacağız. Yani şu anda yıkık bir şehrin içindeyiz. Ölümlerin olduğu, kayıpların olduğu, yöneticilerimizin, halkımızın, yani şu anda Adıyaman'ın %80'i dışarıda. Ölenlerin dışında %80 dışarıda, %20'si de ne kadar ulaşabiliriz, ne kadar sağlıklı bir veri elde edebiliriz. Çünkü onlar da şehrin içinde değiller. Çoğu ilçelerde, çoğu köylerde, yani bunları araştırıp bulmak epeydir başladık ama depremden bu yana o işlemlere başladık ama çok sağlıklı verileri elde edemiyoruz. Çünkü gidenler oluyor, tekrardan gidip dönen oluyor, gelip de yeniden giden oluyor. Yani o sağlıklı bilgileri henüz tam netleştirmedik ama sahada arkadaşlar çalışıyorlar. Oylar için de elimizden geldiği kadar korumaya çalışacağız ve çalışmalarımızı yürütüyoruz şu anda. Şu anda dışarıdaki seçmene dair zaten biz çağrılarımızı yapıyoruz. Gelebilecek olan vatandaşlarımızın gelip kendi memleketlerinde kendi iradelerini kullanmalarını istiyoruz. Eğer bütçeleri yoksa şeyse de yani gelemeyecek durumdalarsa bize bilgi verirlerse biz bir şekilde ulaşımlarını kolaylaştırıp buraya gelip oylarını kullanmalarını istiyoruz. Önce insanların soracağına inanıyorum. Çünkü insanlar çok kırıldı. 3 gün, 4 gün enkazdan dahi yardım alamadılar ve halen devletten bir çadır yardımı, bir kuru gıda, bir hijyen malzemesi yardımı almadılar. 60 gündür, 2 aydan fazladır biz sahadayız ve halkımızla beraber, halkımızın bize gönderdiği yardımlarla beraber Adıyaman'ı iyileştirmeye, birazcık da olsa, bir nebze de olsa acılarına su serpmeye çalışıyoruz ve halkımız bunun için çok çok çaba harcadı. Bu arada bütün bize yardım eli uzatan herkesin eline, emeğine, yüreğine sağlık diyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Adıyaman'ı halkımız hiçbir şekilde, komşu illerimiz olsun, batı olsun, doğu olsun, hiç kimse Adıyaman'ı yalnız bırakmadı. Devletin dışında.